1957'de Ankara'da doğdu. 1974-80 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde okudu. 1978'de sosyalist faaliyetleri nedeniyle, 1980'de ise darbenin ardından tüm muhalif kesimleri hedef alan operasyonlar kapsamında iki kez cezaevine girdi. İki davadan da beraat etti. 1979 yılında Demokrat Gazetesi'nde başladığı gazetecilik hayatına 1983'ten itibaren Nokta Dergisi'nde devam etti. 1980 askeri darbesinin toplumda yarattığı ağır tahribatın onanılması için çalışmalar yapan İnsan Hakları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Derneğin İstanbul Şubesi'nde cezaevi koşulları, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, işkence suçları üzerine çalıştı ve raporlar hazırladı. 1990'da işkence mağdurlarına destek olmak amacıyla kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı yurt dışındaki toplantılarda temsil etmeye başladı. Türkiye'deki insan haklarının durumu üzerine konuşmalar yaptı. Aynı yıl bir grup aydın, yazar, siyasetçi, gazeteci ve aktivistle beraber temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kuruluşuna katıldı. Burada uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'de sivil toplum alanında mülteciler konusunda yürütülen ilk çalışma olan ve bugün faaliyetlerine Mülteci Hakları Merkezi adında bağımsız bir kurum olarak devam eden Mülteciler İçin Hukuki Destek Programı'nın kurucularından oldu. 1995 yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin kurucu kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar birçok dergi ve gazetede muhabirlik, editörlük, haber ve yazı işleri müdürlüğü, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. İnsan hakları, demokrasi, toplumsal mücadeleler, Kürt meselesi, aidiyetler ve özgürlükler üzerine yazılar yazdı, üniversitelerde ve çeşitli girişimlerde gazetecilik üzerine dersler ve seminerler verdi. Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf, Barış Meclisi ve Barış Vakfı'nın kuruluşunda ve çalışmalarında yer aldı. 2000'li yılların başından itibaren Kürt sorunu, barış ve geçmişle yüzleşme konularına odaklanan çalışmalar yaptı. 2011'de bir grup aktivistle beraber çatışma dönemlerinde ve otoriter yönetimler altında yaşanan hak ihlallerini açığa çıkarmayı ve söz konusu geçmişle hesaplaşılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'ni kurdu. Merkezin eş direktörü ve iletişim programının yöneticisi olarak Kürt meselesiyle bağlantılı insan hakkı ihlallerinin ve zorla kaybetme suçunun tanınmasına, bu konularda toplumsal hafızanın güçlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin başlattığı kampanyaya destek vererek bir günlüğüne nöbetçi genel yayın yönetmeni olduğu için 18 ay hapse mahkum edildi. Cezaevinden denetimli serbestlik hakkından faydalanarak 21 Ekim 2017'de çıktı. 2018'de merkezi Stockholm'da bulunan Yurttaşlık Hakları Savunucuları adlı kuruluşun her yıl kendi kişisel güvenliğini tehlikeye atma pahasına insan haklarını savunmak için mücadele eden kişilere verdiği ödüle layık görüldü. Yıllardır Türkiye'de süregiden birçok çatışmalı meselede barış, demokrasi ve çoğulculuk ekseninde çözümler üretmek için çaba gösterdiği, her türlü riski göze alarak sözünü esirgemeden insan haklarını savunduğu, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tesisi, hak ihlallerinin ve işkence suçlarının açığa çıkarılması, zorla kaybetme suçunun tanınması için mücadele ettiği, geçmişle yüzleşme ve diyalog odaklı yazılarıyla toplumsal hafızanın güçlenmesine, bu alandaki farkındalığın yükselmesine katkıda bulunduğu için Murat Çelikkan. (Gülüyor)